Ya ben susturuyorum ya. Fazla konuşuyorsun. Ertelemeyi oyluyorum. Talebin erteleme değil mi? Buradaki peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlığı açısından değil mi? Sakarya suyunun, tatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Başkanım, bu acil değilse, bu acil başkanım, değilse ben ne başka acil? Bir şey söyledim. Ertelenmesini sordun. Ertelenmeye karar veriyorum. Ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar. Ertelenmesini kabul edenler. Bana mı öğreteceksin olmaz ya? Ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar. Ertelenmesini kabul edenler, etmeyenler. Ya ben susturuyorum ya. Fazla konuşuyorsun. Ertelemeyi oyluyorum. Talebin erteleme değil mi? Evet, ara veriyorum arkadaşlar. Peki, zapta geçin. Oyladıktan sonra ara veriyoruz. Bundan sonra itfaiyeninki de kalacak. Evet arkadaşlar, erteleme konusunda AK Parti grubunun erteleme talebi var. Talebi aldık. Müzakere edecek bir şey kalmadı. Gerisi geri yap. Arkadaşım, benim yetkimde aç kanunu bak. Yetti. Ben karar veriyorum. Karar veren benim. Oyluyorum. Güle güle, buyurun. Buyurun. Ben oyluyorum arkadaşlar. Erteleme konusunda talepleri var. Kabul edenler, etmeyenler. Evet, ertelenme kabul edilmemiştir. O zaman müzakere edeceğiz daha iyi. Evet, oturun o zaman, müzakere edin. Buyurun. Buyur. Burada Sayın Belediye Başkanı koltuğunda otururken belediye başkanı olarak oturmuyorsunuz. Siz bu meclisin başkanısınız ve meclisi yönetiyorsunuz. Bizi yönetmiyorsunuz. Meclisi koordine ediyorsunuz. Dolayısıyla bunu yaparken görevinizi lütfen kanunlar çerçevesinde yapmaya davet ediyorum sizi. Dolayısıyla yüksek ses çıkararak ben kapattım, ben artık konuşturmuyorum diyerek buna yapmaya hakkınız yok. Mikrofonların kapatıldığı, kürsüye izin verilmediği zamanları görmedik mi? Şimdi bir tanesini daha yaşadık. Dolayısıyla ben Sayın Başkan'ı normal görevini yapmaya davet ediyorum. Bundan önceki dönemde Sayın Belediye Başkanımız Melih Gökçek yıllarca borç ödedi. Bu borç önceden kalan borçlardı. Siz de şu anda devletteki devamlılık gereği doğal olarak borçlarınızı ödeyeceksiniz. Bunu niye borç ediyorum denmez. Ben dün Sayın Başkanımıza beraber yaptığımız toplantıda sorduğum soruyu burada söyleyeyim. Yani önceden haberiniz yok muydu bununla ilgili? Yoktu. Boşuna mı söylüyordunuz? 2010 yılında rapor gelip de illa bunu yap ben bitireyim de ondan sonra cevap söylüyorum işte. Ben bitireyim ondan sonra peki, söyleyeyim. Peki sen bitir, ben söyleyeyim. Ben diyorum ki bu kadar başkan, rezil olduğunu bilmiyordum açıkçası söyleyeyim. Sayın Başkan, siz bilmeden mi o kadar laf sözü söylediniz? Siz bitirin, ben tabii söyleyeyim. Ben zaten peki, bir şey. Dolayısıyla bunlara bir cevap verin isterseniz. Yok, vereceğim. Bitir, vereceğim. Üstelik bu ipe un sermektir. Neden? Elimde daha önce ASKİ ile ve belediye ile ilgili istenen kredi talepleri var. Bu onlarca defa alınmış. Hiçbirisinde metraj istenmemiş. Metrajı verdik, yaklaşık bedeli verdik. Müteahhitlere mi vereceksiniz Allah aşkına bunu? Ne gerek var buna? Burada bir an evvel Tarım Bakanlığı'nın TAT'lardaki tesislerin yetersiz olduğunu, 2010 yılından itibaren yapılması gerektiği halde yapılmadığını, zehir saçtığını, bunun da Polatlı'nın köyleriyle orada yetişen sebzeyi Ankaralı'nın yediğini. Bir gene aynı raporda ot diye rapor tutturduk. Tatlar tesisi ne kadar gecikirse oradan akan suyun Sakarya'ya karıştığı, Sakarya'dan da hatta Sakarya Havzası koruma planı diye Tarım Bakanlığı'nca Ankara'da alınması gereken tedbirlerde özellikle bir an evvel burayı yapın diye rapor var. O rapor da bende var. İsterseniz onu da verebilirim. Bu kadar acil bir konu ve Sakarya'ya karıştıktan sonra zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor. Bu kadar acil bir konu. Bir diğeri Polatlı. Kaç defa söyledik? Biz arızalardan bıktık.
Eski hat sürekli şekilde patlıyor, patlıyor, arızaya gidiyoruz. Patlıyor, patlıyor, arızaya gidiyoruz. Daha önce ilk seçildiğimizde bunları acil diye biri Mama ilgilendiriyor, biri Gölbaşı'nı da ilgilendiriyor. İki tane hat var değişmesi gereken. Bunları gündeme getirdik ilk önce. Dedi ki acilen bunlar bir yapılsın. Komisyon makul buldu. Komisyon raporu burada. Evet dedi, haklı. Haklı, bunun bir an evvel yapılması lazım. Ama her nedense meclisi ben gittim. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili götürdüm. Raporumu da verdim. Biz krediyi bu işler için istiyoruz diye. Ama buna rağmen komisyonda karar verilmesine rağmen bu konu meclisi reddedildi. Bir yıl kaybettik. Şimdi Temmuz deniyor. Kondomenin bu pandemi olayının uzayıp uzamayacağı belli değil. Meclisin de her ne kadar Temmuz dediyse yeni bir erteleme olma ihtimali var. Ne zaman başlayacağız buna? Ne zaman bitecek? İnsanlar daha ne kadar zehirli suyu içmeye devam edecek? Bizim Gölbaşı'na yapacağımız hat eğer patlarsa Gölbaşı'nın tümü tam bir ay susuz kalıyor. Ben bu sözlerimi kayda geçmesi için söylüyorum. İnşallah patlamaz. İnşallah kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yaparız. Ama aciliyetimiz bunlar. Fantezi şeylere para yatırmıyoruz. Başka şeylere para harcamıyoruz. Bu bizim için en acil bir konu. Şimdi görüşülmesi lazım. Verirsiniz, vermezsiniz. O nedenle biz erteleme kararına karşı çıkıyoruz. Eğer ertelensin diye ısrar varsa ertelemeyi ben şeye sunacağım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkanım, bu konuyu biz grup başkan vekili olarak konuştuğumuzda ertelenmesine sadece biz değil, hep beraber karar verdik bu konuyla ilgili. Zaten bu konu Temmuz'da görüşülecek bir konuydu. Hani aciliyet iktiza ettiği söylüyorum. Şimdi diğer konuları erteleyip bunu tutup bunu burada konuyu burada açmak çok da etik olmadı. Niye etik olmuyor? Erteleyeceğiz dedik başkanım. Niye erteleyelim? Hep beraber dedik ama biz. Ya toplum sağlığını. Şimdi bir dakika arkadaşlar, bir şey izah edeceğim. Başkan, biz de bir şey izah edebilir miyiz müsaade ederseniz? Olağanüstü toplantı. Buradaki peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlığı açısından değil mi? Sakarya suyunun, tatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Başkanım, bu acil değilse, bu acil başkanım, değilse ben ne başka acil? Bir şey söylüyorum. Başkanım, ben başka bir şey ifade. Burada siyaset yapıp birbirimize böyle bir polemiğe girmek gibi niyetim yok. Polemiği siz diyor, acil değil diyorsunuz birbirimizi, yani. Birbirimizi sözlerimizi manipüle etmeye de gerek yok. Ben sadece birlikte ertelenmesine karar verdik. Burada görüşmesine şimdi görüşmeye açtınız. İki, geçen yıl evet dediğiniz gibi bu konu gündeme geldiğinde yine aynı tonda kayıtlara geçsin diyerek dediniz ki siz vermeseniz de ben yapacağım dediniz. Kayıtlarınız da vardır. Bakabilirsiniz. Evet. Bir yıldır niye yapmadınız? Evet. İki, üç, biz vermeyelim, yapmayalım demiyoruz. Diyoruz ki bakın oradaki önerimiz de açık. Buradaki malzemenin teminiyle ilgili gerekli ihtiyacı karşılayalım. Gereken kısmı da ASKİ Genel Müdürlüğü kendi personel kabiliyetiyle yapsın diyoruz. Böyle burada, bir uygulama burada, var mı Murat burada Bey? Ama burada yapılmasın diye bir cümle yok Sayın Başkan. Bu yapılmasın burada demektir. Yapılmasının bir önerisi var. Ama yapıp yapamamak veya yapamayabilmek. Ben oyluyorum sizin, arkadaşlar. Sayın Başkan bir saniye. Ertelenme talebini oyluyorum. Sayın Başkan bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Saygıyla dinliyorum. Lütfen saygı bekliyoruz başkanım bizde. Bir üçüncü konu. Başkanım, borçlanmalarla alakalı konuda sizin belediyenizin şeffaflık ve hesap verebilirlik diye bir sayfanız var. Sayfanızda mali durumunuzun 3 aylık tablonuzu gösteriyor. 3 aylık tablonuzun sonunda görünüyor ki sizin belediyenin kasasında 668 milyon 444 bin lira paranız var. Sayın Başkanım, takipte olan ve almanızı bekleyen, yani belediyenizin çalışıp tahsil edilmesini bekleyen 689 milyon alacağınız var. Hani hem 680 milyon paranız var, hem 680 milyon da alacağınız var. Bu arada tasarruf yapıp, işte tasarruf belediyeciliği altında bir şeyler sunuyorsunuz ama geçen ayki mecliste sizin talebinizle, başkanlık hazırlığıyla gelen taleplerle sizin ilk mecliste kapatacağım dediğiniz, zarar ediyordunuz şirketlere bu meclisten 140 milyon sermaye artırımı yaptık. Bu millet kesin hesabınızda görünüyor ki geçtiğimiz yıl 173 milyon faiz ödemiş. Ya biz bu milletin sırtında faiz yükü binmesin dedikçe siz işi farklı bir yere biçiyorsunuz. Başka faiz maddesi yani gelecek biraz sonra. Cebiniz üstünüzde bakın paramız var diyorsunuz. Zaten sizin açıklamanız da var. Bir gün gazetesinde gördük. Diyorsunuz ki 500 bin kişiye yardım edecek kadar da hazırlıklarımız ve bütçemiz evet, var hazırız, diyorsunuz. Hazırız. Sayın Başkanım bütçeniz var. Kasada da paranız var. Lazım olursa diye size 100 milyon daha para veriyoruz.
Ya hala siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. 3 sene 3 ay sonra bu para bitti dersiniz, gene konuşuruz. Elimizden gelir neyse. Allah bir daha bir şey yapmasın, muhtaç etmesin size. Diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar acil bir konu ertelenmemeliydi.